Canlarım merhabalar. Dördüncü sınıf trafik güvenliği dersi birinci dönem ikinci yazılı adını yapacağız birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Videonun açıklama kısmına dördüncü sınıfın diğer dersleriyle ilgili yazılı hazırlık videolarını bırakıyorum. Onları da izleyebilir ve yazılımıza hazırlanabilirsiniz. Şimdi sizler için örnek bir yazılı hazırladık. E, bu örnek yazılımızı birlikte çözeceğiz ve yazılı hazırlığımızı tamamlayacağız. E, yazılımız doğru yanlış, boşluk doldurma, eşleştirme ve test bölümlerinden oluşuyor. Güzel bir yazılı hazırlığı yapacağız. Evet ilk bölümümüzle başlayalım. İlk bölümümüz doğru yanlış bölümü. E, ilk i̇lk bölümümüzün ilk sorusuna bakıyoruz. Gidilecek yere en kısa yoldan gidildiğinde en güvenli yol tercih edilmiş olur ifadesi yanlış bir ifadedir. En kısa yol en güvenlidir diyemeyiz değil mi? Okul taşıtlarında emniyet kemeri takmak zorunlu değildir yanlış bir ifadedir. Emniyet kemerlerimizi takmalıyız. Trafik işaret levhalarının hepsinin şekli aynıdır. Bu da yanlıştır. Aynı mıdır? Düşünün birazcık trafik levhalarının bir sürü farklı çeşitte vardır ve hepsinin anlamı farklı. Dolayısıyla bu yanlış bir ifadedir. Toplu taşıma araçlarına yüksek sesle konuşulmaz. Evet bu doğrudur. Bu bir görgü kuralıdır. Toplu taşıma araçlarına yüksek sesle konuşmuyoruz. Yaya kaldırma olmayan yollarda banketten yürümek gerekmektedir. Bu da doğru bir ifadedir. Bisikletimizin boyumuza uygun olmasına gerek yoktur. Bu yanlış bir ifadedir. E, öncelikle kendi güvenliğimiz için bisikletimizin boyumuza uygun olması gerekmektedir. E, bisiklet, kaykay, kay, paten gibi araçlara trafiğe kapalı oyun alanlarında binilmelidir. Evet doğrudur. Trafiğe açık alanlarda bisiklet, kaykay, kay, patene binmiyoruz. Yaya geçidi olmayan yollarda üst veya alt geçidi Kullanmak gerekmektedir. Bu doğru bir ifadedir. E, ulaşım araçlarının tercihinde hava şartlarının da önemi vardır. Evet, bu da doğru bir ifadedir. Toplu taşıma araçları çok kalabalık olduğu için kullanmamalıyız. Yanlış, toplu taşıma araçları e, kalabalıktır. Evet, e, ama kullanmalıyız. Özellikle e, hava kirliliği için. Evet, olabildiğince toplu taşıma yönlenmeliyiz. Şimdi e, ikinci bölümümüz nedir? E, boşluk doldurma bölümü. Burada bize ifadeler verilmiş. Bakın kask, banket, toplu taşıma gibi ifadeler verilmiş. Ve bunları uygun boşluklara yerleştireceğiz birlikte. Şimdi boşluk doldurmalarımızın ilk sorusuna bakıyoruz. Diyor ki, karayollarının yapım, bakım ve onarımından e, ve genel düzen, düzenlemelerinden nokta nokta sorumludur denilmiş. Tabii ki karayolları genel müdürlüğü sorumludur. Karayolları Genel Müdürlüğü sorumludur. Evet, ulaşımda en hızlı yolculuk hangi e, yollarda yapılır? Yollarında yapılır. E, şöyle bir bakın e, üstteki seçeneklerimize. Tabii ki hava yollarında yapılır. Ambulans, itfaiye ve polis araçlarının görev halinde e, ne vardır? Geçiş üstünlüğü vardır. Yani biz ambulansa, itfaiye, polis araçlarına yol vermeliyiz. Geçiş üstünlüğü vardır. Tramvay sürücüsüne ne denir? Batman denir. trafik kazalarıyla ilgili ilk yardım hizmetlerini nokta nokta planlar ve uygular demişiz. Hangi bakanlık? Tabii ki Sağlık Bakanlığı planlar ve uygular. Bisiklet ya da motosiklet kullanırken başımızı korurken mutlaka ne takmalıyız? Kask takmalıyız. İnsanların, hayvanların ve araçlarının karayolları üzerindeki Hal ve hareketlerini e, biz ne diyoruz? Genel tüm hepsine e, trafik olarak adlandırıyoruz. Yaya kaldırımı olmayan yollarda, yayaların yürüdüğü yerlere biz ne diyoruz? Az önce doğru yanlışta vermiştik bunu, banket diyoruz. Yaya kaldırımı yoksa banketlerden yürümeliyiz demiştik. Tehlike uyarı işaretleri genel olarak üçgen şeklindedir. Evet. Ulaşım çok sayıda insanın aynı anda taşınmasıyla karşılanmasına biz toplu taşıma diyoruz. Evet, şimdi hangi bölümümüze geldik? Şimdi eşleştirme bölümümüze geldik. Burada tanımlarımız var ve onlarla eşleştireceğiz. Değil mi? Evet, şoför kime denir diyeceğiz. Bakıyoruz. şöyle yapalım. Tramvayı süren kişi kimdir? Öyle diyeyim. Tramvayı süren kişi Batman'dır. O zaman bunu 4'te eşleştirdik. Karayollarındaki taşıtları süren kişilere şoför deriz. Bunu da eledik. E, gemiyi süren kişiye biz kaptan deriz. Eledik. Uçak ve helikopteri kullanan kişi pilot'tur. Eledik. Tren ve vapuru süren kişi ise makinisttir. Eledik. Evet, şimdi geldik test bölümümüze. Kalemimizi hemen düzeltelim. Trafikte en önemli olan aşağıdakilerden Hangisidir? Ee, i̇nsan, yol, taşıt ve polis denilmiş tabii ki insandır en önemli olan. Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma aracı değildir? Ee, metro, otobüs ve tramvay toplu taşıma aracıdır ancak traktör toplu taşıma aracı değildir. Ulaşım türünü seçerken hangisine dikkat edilmez? Ee, güvenli olmasına, ekonomik olmasına ve ulaşım süresine dikkat edilir ancak ulaşım aracının rengine dikkat edilmez. Buna göre Adnan Bey hangi topluma toplu taşıma aracını tercih etmelidir? Adnan Bey İstanbul'da yaşamakta olan bir iş adamıdır. Acilen toplanma, toplantıya yetişmek için Ankara'ya gitmek zorundadır. Yani il dışına gidiyor ve acil gitmesi gerekiyor. O zaman tabii ki en hızlı ulaşım yolumuz olan hava yolunu tercih eder ve ulaşım aracı olarak da uçağı tercih eder. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenleri arasında yer? almaz. E, Taşlıklardan kaynaklı sorunlar, yayalardan kaynaklı sorunlar, hava olaylarından kaynaklı sorunlar yer alır. Ancak güvenli yollar trafik kazalarına neden değildir? Cevabımız denizlidir. Aşağıdakilerden hangisi? Trafikle ilgili kurumlardan biri değildir. Evet bakıyoruz. Ee, karayolları genel müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı e, ve baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı da alabiliriz. Ancak Adalet Bakanlığı'nın trafikle ilgili kurumlar arasında alamayız. Aşağıdaki araçlardan hangisi geçiş üstünlüğü olan araçlardan biri değildir? E, bunları az önce vermiştik. Geçiş üstünlüğü olan araçlar doğru yanlışta. Polis araçları, itfaiye araçları ve ambulans araçlarının geçiş üstünlüğü vardır. Ancak makam araçlarının geçiş üstünlüğü yoktur. Bisiklet kullanırken aşağıdakilerden hangilerini Kullanmanız gereklidir. E, kask, eldiven, dirseklik ve dizlik kullanmanız gerekmektedir. Cevabımız Ceyhan'dır. Yaya kaldırımı bulunmayan yollarda yayalar yolun hangi tarafından yürümelidir? E, yolun solundan yürümeleri gerekmektedir. Aşağıdaki ulaşım türlerinden hangisi en hızlı ve en pahalıdır? Üçüncü kez beğeniyoruz. Hava yoludur. Hangi seçenekte verilenler oyun oynamak için güvenli olmayan yerlerdir? Tabii ki cadde ve sokaklar güvenli değildir ama evimizin bahçesinde, çocuk parklarında ve okul bahçesinde oyun oynayabiliriz. Geçiş üstüne sahip bir araç varsa aşağıdakilerden hangisini yapmanız gerekir? Tabii ki o araca yol vermemiz gerekmektedir. Karayolunda insan, hayvan ve yük taşımaya yarayan araçların genel adına biz ne diyoruz? E, taşıt diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi trafik levhalarının anlamlarından biri değildir? Yolda gördüğünüz trafik levhalarının şekilleri, renkleri ve anlamları birbirlerinden farklıdır ve bunların tabii ki belli anlamları vardır. Hangisi bu anlamlardan biri değildir diyor uyarıcı, yasaklayıcı ve bilgilendiricidir. Ancak cezalandırıcı gibi bir anlamı yoktur. Trafik ışığı olmayan yerlerde karşıdan karşıya nasıl geçilir? Sırayla sola, sağa, tekrar sola bakılarak geçilmektedir. Cevabımız Bursadır. Hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.